Bir çölün kenarında yerden 828 metre yükselen bu bina adeta sahip olduğumuz tasarım ve teknoloji bilgisinin vücutlaşmış bir heykeli gibi. Eyfel Kulesi'nin 3 katı yüksekliğindeki 163 katlı bu gökdelen 24 bin cam panelle kaplanmış. Binanın tasarımı için milyarlarca dolar harcanarak milyonlarca saatlik çalışma yapılmış ve hemen her şey düşünülmüş. Bir şey hariç. Camların temizliği. Geçtiğimiz yüzyılın başlarından itibaren yapılmaya başlanan gökdelenlerdeki cam temizliği o zamanlarda da çok büyük bir problemdi. Bu problemi geçici gibi gözüken çözümlerle aşmaya çalıştılar ama o çözümler hiç geçmedi. Camlardan asılan insanlar temizlik yapmaya devam ettiler. 1938'de kaydedilen bu görüntüleri o bakımdan anlayabilmek kolay, imkanlar kısıtlıydı. Peki 2010'da tamamlanan dünyanın en yüksek binasındaki camları temizlemek için hangi yöntem kullanılıyor dersiniz? Aynı şey. İnsan gücü ve bildiğiniz amonyaklı su. Sizin evinizin camları da, dünyanın en yüksek evinin camları da aynı yöntemle temizleniyor. Aradaki tek fark, bu camları temizlemek için bir dağcı gibi donanımlı olmak gerekiyor. Bir de elinizdeki aletleri düşürürseniz aşağıdakilerin vay haline. Yer çekimi sadece aletler için değil, onu kullananlar için de bir tehlike. Ama asıl sorun kuvvetli rüzgarlar. Bu görüntüler 2005 yılında Denver Place Plaza Kulesi'nde kaydedildi. Sabah saatlerinde yaşanan küçük bir aksaklık destek halatının kopmasına neden oldu. Rüzgara kapılan platform içindeki iki temizlikçi ile birlikte bir salıncak gibi sallanmaya başladı. Yüksek binalar rüzgarla karşılaşınca farklı etkiler oluşturuyor. Özellikle şehir merkezlerinde birden fazla bina arasında meydana gelen Venturi etkisi saatteki hızı 50 kilometreye varan rüzgarlara sebep oluyor. İşte temizlikçileri taşıyan o platform böyle bir rüzgar nedeniyle dakikalarca binanın etrafında sürüklendi. Neyse ki binanın pencerelerini kıran bir itfaiyeci tarafından sağ salim kurtarılabildiler. (Gülüyor) 21. yüzyılda uzaya astronotları gönderip aylarca yaşamasını sağladık ama gökdelenlerin camlarını hala böyle ilkel yöntemlerle temizliyoruz. Yapay zekadan, robotlardan söz ediyoruz ama bir tane cam temizleyici robot yapamıyor muyuz? Galiba yapamıyoruz. Geçmişte pek çok şey denenmiş. Mesela 11 Eylül'de yıkılan ikiz kulelerde robot temizleyiciler varmış. Ama çok iyi temizleyemiyorlarmış. Mekanik sistemin yaptığı temizlikten sonra bir de insanların bir kere daha üzerinden geçip eksik kalan yerleri tamamlamaya çalışması gerekiyormuş. Bir başka problem de kirliliğin çok çeşitli olması. Camlarda sadece toz ve çamur türü pislikler yok. Kuş pisliği var, insan pisliği var. İnsan pisliği deyince şimdi yanlış anlaşılmasın. Hani eskiden gökdelenler yapılırken üst katlardaki pencereler de açılabiliyormuş. Öyle olunca da insanlar böyle çitledikleri çekirdeklerin kabuklarından tutun da aklınıza gelebilecek her türlü pisliklerini pencereden aşağı boca ediyorlarmış. Kışında yukarıdan dökülen bu pislikler onlarca kat boyunca camlara yapışıp donup kalıyormuş orada. İşte robotlar ya da mekanik çözümler bu tür farklı pislikleri temizleme konusunda yetersiz kalıyor. Öte yandan gökdelenlerin tasarımları da birbirinden çok farklı. New York'taki Hearst Kulesi'ne bir bakın mesela. Adeta bir mücevher gibi tasarlanmış, görünüşü harika. Ama tasarım sadece dış görünüşten ibaret değildir. Bu enfes mimari eser bittikten sonra fark etmişler ki pencerelerini otomatik olarak temizleyebilmek için yeterli bir teknoloji yok yeryüzünde. 3 yıl ve 3 milyon dolar daha harcayarak bir temizleme mekanizması kurmuşlar ancak yine de insan temizleyicileri çalıştırmak zorundalar. Videonun başında size dünyanın en yüksek binasının bir çölün kenarında inşa edildiğini söylemiştim. Çok garip tasarımlı bir başka gökdelen de, bir piramit gökdelen de bir başka çölde ama Mısır'da değil, Las Vegas'ta inşa edilmiş durumda. 45 derece çöl sıcağında koyu renkli camların üzerinde yumurta kırsanız pişer. Sonra o yumurtanın pisliğini temizlemek için yine insan gücüne ihtiyaç var. Bu işçiler bir ellerinde serinlemek için buz kovaları, diğer ellerinde sabunlu sularıyla koca piramidi temizlemeye çalışıyor. Peki şu ana kadar geliştirebildiğimiz hiçbir teknolojik çözüm yok mu?
Şöyle bir şey var ama buna ileri teknolojiden çok uzun bir teknoloji diyebiliriz. Küçük makineler de yapılmış. Ancak sadece düz yüzeylerde işe yarıyor ve çok yavaş çalışıyor. Yüksek binalar söz konusu olduğunda artık dronelar da akla gelebilir. Fakat onların da uçuş süresi kısıtlı. Alternatif bir çözüm olarak kendi kendini temizleyebilen camlar üzerinde de çalışılıyor nanoteknoloji kullanılarak. Titanyum dioksitle kaplı cam paneller ultraviyole güneş ışığıyla karşılaşınca elektronlar salınıyor ve bunlar da havadaki su molekülleriyle etkileşime geçiyor ve hidroksil açığa çıkarıyor. Bunlar da karbon bazlı moleküllere saldırıp onların kimyasal bağlarını çözerek çok daha küçük parçalara ayırıyor. Yağmur yağdığı zaman da bu küçük parçalar daha kolay temizleniyor. Ancak bu işlem çok yavaş gerçekleştiği için gökdelenlerde kullanılamıyor. Bakın 100 yılı aşkın bir süredir gökdelenleri yapabilecek bir teknolojimiz var. Fakat hala onların camlarını temizleyebilecek bir teknolojiye sahip değiliz. Hal böyle olunca yasal düzenlemeler yaparak en azından oraları temizleyen işçilerin sağlığını, güvenliğini daha üst bir seviyeye çekelim diye düşünmüşler. Örneğin New York'ta bir gökdelenin camlarını temizlemek istiyorsanız hemen öyle elinize temizlik bezini alarak işe başlayamıyorsunuz. Önce 216 saatlik teorik eğitim, ardından da 3000 saatlik pratik eğitim almak zorundasınız. Öte yandan itfaiyeciler de yüksek katlardaki o temizlikçileri gerekirse kurtarabilelim diye sürekli olarak tatbikatlar yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an en yüksek binası olan Yeni Dünya Ticaret Merkezi'nde işte böyle bir tatbikattan tam 10 gün sonra yaşanan bir kaza bu şekilde insan hayatına mal olmadan atlatılabildi. ...2017'de yapılan gökdelenlerin yarısı Çin'de inşa edildi. Dolayısıyla aynı problemler orada da yaşanıyor. Çin'de işi sadece cam temizlemek olan 400 bin kişi var. Neredeyse yarım milyonluk bir nüfus cam temizleyerek hayatını kazanıyor. İşte bu işi daha pratik hale getirebilmek için yeni kurulan bir teknoloji girişimi bir kez daha robotlardan faydalanmaya çalışmış. Ve bu gördüğünüz prototipi geliştirmişler. 150 farklı sensör camlardaki kiri tespit ediyor ve 6 farklı temizlik aletiyle temizliyor. İşte 2018 yılı itibariyle elimizdeki en gelişmiş teknolojik çözüm bu. O da daha henüz prototip aşamasında. No one could ever feel blue when they see what I'm going to design next. But forget about that, because we've got something to look at right down here. The window meeting is over. It's time to consider the stairs. Gelecekte yapay zeka, robotlar işimizi elimizden alacak deyip duruyoruz ya. Belki de robotlar tarafından ele geçirilemeyecek mesleklerden bir tanesi de cam temizleyiciliğidir, kim bilir. Şimdi buradan teknoloji girişimi yapmak isteyenlere sesleniyorum. İşte size bir tasarım problemi, bir ihtiyaç, somut bir ihtiyaç. Eğer bu problemi çözüp bu ihtiyacı giderebilirseniz o çölün kenarında yükselen dünyanın en yüksek binasının camlarını 3 ayda temizleyebilen 36 kişinin hayatını kolaylaştırmış olacaksınız. Tabii onunla birlikte Çin'deki neredeyse yarım milyon insanın da. Biz tüm bunları konuşurken başka bir çölün kenarında bir inşaat tüm hızıyla devam ediyor. 2020'de tamamlandığında bu yeni bina dünyanın en yüksek binası unvanını alacak. 1000 metre yüksekliğindeki Cidde Kulesi yine camlarla kaplanacak. Çöl gibi geniş bir alanda yukarıya doğru bu kadar yükselmeye neden ihtiyaç duyulur? Orası ayrı bir tartışma konusu ama sahip olduğu camların temizlenmeye ihtiyaç duyacağı kesin. Bakalım yukarıya doğru 1 kilometreye yükselen binaları dikmeyi başaran insanlık o zamana kadar insanları bu temizlik çilesinden kurtarabilecek mi? Yeah!